Koronavirüs sonrası normalleşme sürecine yani eski düzenlemeye geçmeyen sektörlerden birisi de diş hekimleri. Diş hekimleri şimdilik sadece acil vakalara bakıyor. Şiddetli diş ağrısı çeken vatandaşların sıkıntılarını gidermeye yönelik çalışan diş hekimleri işlemler sırasında hem kendi sağlıkları hem de hastanın güvenliği için tüm gerekli koronavirüs önlemlerini alıyor. Hastanın birebir ağzına yakın plan çalışmak zorunda kalan diş hekimleri koronavirüs salgınıyla birebir karşı karşıya kalan riski bulunan çalışma grupları içinde yer alıyor. Normalleşme sürecinden etkilenmeyen sağlık sektörlerinden bir tanesi de diş hekimliği. Diş hekimleri acil hastalar dışında herhangi bir işlemde bulunmuyor. Pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerinde kısıtlama yoluna giden diş hekimleri sadece şiddetli diş ağrısı ve zorunlu yapılması gereken tedaviler için hastalarını dişçi koltuğuna oturtuyor. Birebir hasta ile yakın temasta bulunan ve virüsün en çok bulaş riskinin olduğu az içinde işlem yapmak durumunda kalan diş hekimleri hastaya müdahale sırasında her türlü tedbiri en üst seviyede alıyor en fazla risk grubu hastalık risk grubu taşıyan mesleklerden birisi maalesef. Çünkü hem hastalar direkt yakın temaslı olmamız hem tedavi süresinin uzun olması pek çok faktör bizi biraz daha bu konuda riskli faktörler haline getiriyor. Bunun için yapabileceğimiz şeylerden acil durumda gelen hastayı geri çeviremiyoruz maalesef. Hani öyle bir şeyimiz yok. Onun için yapmamız gereken şeyler ağız gargaraları yapıyoruz bunun için hani odamızın bize bildirdiği şekilde onları yapıyoruz. Mümkün olduğunca en 95 maskemiz, hı hı. siperliklerimiz tek kullanımlık örneklerimizle çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde tedavimizi bitiriyoruz. Diş hekimi Eren Kaya, zaruri tedavi olmak zorunda olan hastaların dışında hasta kabul etmediklerini açıklayarak kendilerine gönderilen genelgeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Normalleşme süreci şu anda diş hekimliklerini çok fazla maalesef kapsamıyor. Hani biz şu anda yayınlanan genelgelere yönelik hala devam ediyoruz. Bu 23 Mart'tan beri zaten klinimiz kapalı. Sadece acil hastalara bakabiliyoruz. Gelen yönergeler de bu şekilde. Bu şekilde sadece acil, herhangi bir ağrısı, şişme, şiş, enfeksiyon, o tür hastalıklarla müdahale edebiliyoruz. Şu anda yönergelerimiz. Biz de aynı devam ediyor. Yani şu anda diş hekimliklerine çok fazla normalleşme sürecine giremedik. Diş hekimi Kaya aynı zamanda yurt dışından birçok hastanın diş tedavisi olmak için Türkiye'yi tercih ettiğini fakat pandemi nedeniyle kendilerini kabul edemediklerini söyledi. Yani şu anda pek çok hastamız aslında bize haber bekliyor. Hem şu anda yurt dışından Yarım kalan tedavilerimiz var, o hastalarımızdan haber bekliyoruz. Yeni gelecek hastalarımız var da, ama daha şu anda hava trafiği kapalı. Hani o yüzden hastalarımız şu anda bize bekliyoruz, hastalarımız da bekliyor. Şu an yurt dışına çok fazla kabul etmiyoruz.